Eskiden bir söz duyardım, çok hoşuma gidiyor. Gül bahçesinde olan gül olamasa da kokusundan istifa eder. Kokusu üstüne siner yani. Ve sonra öğrendim ki hayattaki güzel şeylerin tamamı kalbe ait. Zihin şerefsiz de hepsinin kötülüğüne çalışır. Ya bu kötü olursa, ya böyle olursa, ya yakalanırsam. Geçmişteki problemler, gelecekte olması muhtemel kötülükler. Sonra anladım ki hayattaki güzel şeylerin tamamı kalbe ait. Onun için hep kalbi konuşmak istiyorum. Hep böyle insanlarla sohbet ederken hep kalplerine, ruhlarına dokunmak istiyorum. Çünkü mantıklı olan şeyler kitaplarda yazıyor zaten. Mesela bizler duygusal varlıklarız. Mesela düşünsene şimdi benim bir hayalim var diyorsun. Şuna kavuşayım diyorsun. Ya da lisedeki bir çocuğu düşün. Hayal var, bir şeye kavuşacak. Mesela okuduğun liseyi düşünsene. Sen lisedeyken, halbuki senin 20 yıl önce de o lise vardı. Artık orada mezun olanlar belki öldüler. Ama hep bir hayalim var. Hep sonraya, hep sonra. Sonra bir gün bir şey yapacağız. Bir gün gelecek ve biz bir şey yapacağız. Başarılı olacağız. Şu an sonsuzluk olduğu için, şu an dünyadaki en etkili tohum olduğu için şu an kim verimli geçiriyorsa sonraki hayat da öyle güzel geçiyor. Mesela şimdi diyelim ki öldük, cennete gittik. Şimdi ben de cennete gittim Osman, sen de cennete gittin. İkimiz de diyelim ki üçüncü seviyedeyiz. Kim orada daha fazla zevk alıyor biliyor musun? Dünya tohum olduğu için, öbür taraf ağaç olduğu için bu tarafta kim kendisini çok iyi yetiştirmişse, kim ilmi fazla tahsil etmişse o öbür tarafta daha fazla hayattan keyif alıyor. Halbuki ikisi de aynı seviyede. Onun için ilk emir ne? Okul. Mesela iki günü bir olan zarardadır, değil mi? Niye iki günü bir olan zararda? Çünkü insan unutkan varlık ya. İnsan demek unutan demek arkadaşlar. İnsan demek unutan demek ya. Şimdi ben bugün yeni bir şey öğrenmedim. Ama bir yandan bir şeyler unutuyorum. Bugün yeni bir şey öğrenmemişsem zarardayım. Çünkü bir kısım şeyler unutuyorum. Dolayısıyla zararda olmamak için bir yandan bir şeyler öğrenmem lazım. Ve insan, biz insan değiliz. Biz insanlaşıyoruz. İnsan değiliz, insanlaşıyoruz. Nehir değiliz, nehirleşiyoruz. Ağaç değiliz, ağaçlaşıyoruz. Yani hep bir değişim, hep bir değişim. Çünkü bir anda vücudumuzda hücreler ölüyor, yeni hücreler geliyor. Hücreler ölüyor, yeni hücreler geliyor. İnsan devamlı değişim halinde. Değişmeyen tek şey değişim. Devamlı değişiyoruz ya. Devamlı değiştiğimiz için her şey de akıyor ya. Devamlı değişiyorsun. Zenginden fakir oluyorsun. Fakirden zengin oluyorsun. Dertlerin hep akıyor. Mutlulukların da hep akıyor. Hiçbir şey hep durmuyor. Yani ben mutluyum. Hep mutluyum. Hep öyle bir şey yok. Devamlı mutlu olamazsın. Devamlı gülemezsin. Devamlı ağlayamazsın da. Devamlı akıyor. Hayat devamlı aktığı için şu an oldu deme şansın yok. Şu an sonsuzluktur. Yeter ki şu an sonsuzluk olduğunu bil ve o zihin şerefsizliği var ya, onun esiri olma. Bakın güzel dostlarım. Zihin başkalarının bize verdikleri. İsmin, ahlakın, kültürün. Bunlar onlar zihinde duruyor. Onlar başkalarının bize verdiği emanet elbiseler. Onlar ben değilim. Ve sen eğer zihnin esiri oluyorsan bu demek ki kendi hayatını hiç yaşamıyorsun. Kölesin. Neyin kölesin? Başkalarının seni zihnine yüklediğinin kölesin. Asıl sana nasıl varacaksın? Asıl sana varmak asıl espri. O içteki seni keşfetmek, o içteki çocuğu keşfetmek. Asıl espri. Ve en güzel şey ne? Kamil. En güzel şey kalbe uyumak. Kalbin sesine uyumak. Ve bazı insanlar diyor ki ben aşka inanmıyorum diye. Acıyorum onlara. Çünkü aşkı bilmiyorsan hayatın bir anlamı yok ki. Benim için değil. Yani mesela güneş doğuyor, batışını seviyorum diyorsun. Niye seviyorsun? Güneşin batışını ya da güneşin doğuşunu izlemeyi niye seviyorsun? Ne faydası var? Ne mantığı var? Bunun bir mantığı olmaz ki. Sadece seversin. Mesela güzel bir koku, parfümü sıktın ya da kolonya ya da bir çiçekteki koku seviyorsun. Niye seviyorsun? Bir mantığı yok ki, sadece seversin.
Yani biz hayatı, yani nasıl diyeyim, sevdiğimiz için yaşıyoruz bazı. O lüks arabayı neden almak istiyorsun? Tek bir amacın var, ihtiyacın olduğu için değil, haz duymak. Ben bu arabaya biniyorum demenin havasını sürüyorsun. Ben bu evde oturuyorum, onun havasını sürüyorsun. O hazın peşindeyiz biz. Şimdi Ya şimdi bana az önce Kamil bir soru sordu ya, dedi ki güzel dostlarım, Kamil Bey ile biz yeni çalışmaya başladık. İlk iş deneyimimiz miyiz Kamil? Ve zihninden dün şunu geçirmiş. Demiş ki ilk aldığım maaşta babama cep telefonu hediye alacağım demiş. Maaşı da ben vereceğim de o da alacak da babasını alacak telefonu verir miyim ya Allah Allah. Yani sırf ben o parayı kendisi harcasın diye düşünüyorum da o ayrı bir şey. Demiş ki zihninden şöyle geçirmiş Kamil Bey. Ben demiş ilk maaşını babama cep telefonu hediye alayım diye düşünmüş. Sonra bugün bir çekiliş olmuş güzel dostlarım ve çekilişte babasına almayı düşündüğü telefon çıkmış. Hocam dedi bu nedir dedi. Ben dedim ki işte sen bir şey düşünürsün, evren emrine seferber olur. Sen sadece bir şey düşünürsün ama sebepler değişebilir güzel dostlarım. Yani sen dünya çapında bir insan olacaksın. Amaç dünya çapında insan olmaktır. Sebepler değişir. Kitapla mı olacak, sanatla mı olacak onu bilemezsin. Ve öleceksin. Öleceksin. Ama hastalıkla mı olacak, trafik kazası mı olacak, nasıl olacak onu bilemezsin. Sebepler değişir. Şimdi biz bir şey düşündüğümüzde güzel dostum tüm evren emrimize seferber oluyor. Ama şöyle düşünün. Mesela bir yerde işte binlerce top var diyelim ki. Binlerce top var ve binlerce topun binlerce ayrı amacı var. Binlerce ayrı deliğe girecekler. Ve bu binlerce top, mesela 999 top bir topa hizmet ediyor. Diğer 999 top o topa. Yani tüm toplar birbirine hizmet ediyor ve herkes kendi amacına doğrulaşıyor. Evrende inanılmaz mükemmel bir sistem var. Ve mucizeler her an oluyor. Her an devamlı mucize halindeyiz. Mucize olduğunu fark ettiğin zaman mucizeler daha fazla olmaya başlıyor. Dolayısıyla güzel dostlarım, bize düşen tek şey dingin bir haldeyken, sakin bir haldeyken hem kendinin hem de toplumun faydasına olan güzellikleri istemek. Bunu istediğin zaman dinginken, sakinken evren emrine seferber olur ve senin istediğini çok hızlı şekilde yerine getirir. Biz şimdi evrenin küçültülmüşüz ya, evrenin küçültülmüşüz. Yani bakın, şimdi evrenin resmini çekiyorlar bilim adamları. Resmi çekemezler de. Yani evrendeki sisteme bakıyorlar ve beyindeki sisteme bakıyorlar. Beyindeki sistemle evrendeki sistem aynı çalışıyor. Sistem aynı işliyor. Dolayısıyla evren bizim emrimizde aslında. Biz bir şey istiyoruz. Hocam diyor bazı insanlar, ben diyor dediğini yaptım. Düşündüm ama düşündüğüm olmuyor. Sinirleniyorsun. Sinirlenmezsen, yargılamazsan, öfkeli değilsen, kin tutmuyorsan o zaman istediklerin olur. Sen durgun sudayken taş atıyorsun dalga dalga yayılıyor. Dalgalı suda taş atsan dalga dalga yayılmıyor. Biz sinirliyken, öfkeliyken dalgalıyız. O zaman o enerjiyi çok hızlı gönderemiyoruz. O zaman isteği gönderemiyoruz. İsteklerimizin önünde tek bir engel var. O da senin şerefsiz olan zihnin. İsteklerimizin önünde tek engel var. O da sensin. Eğer yargılamazsan, benliğini, nefsini, egonu kenara bırakırsan sisteme ulaşmak çok kolay. İstediklerine ulaşmak çok kolay. Bizim tek problemimiz başkalarını yargılıyoruz. Olayları yargılıyoruz. Yani yargılama derken arkadaşlar insanları kastetmiyorum. Doğa oluyor. İşte kar yağıyor, soğuk oluyor. Niye bu kadar soğuk? Niye bu kadar sıcak? Devamlı. Kırmızı ışığı bile yargılıyoruz. Hep bana yarar bu kırmızı ışık zaten. Yargılamaktan vazgeçtiğimiz anda güzel dostlarım, işte o zaman istediğimiz her şey bize gelmeye başlayacak. Problem, sen problemin problem olmadığını düşündüğünde biter. Osman Bey de diyor ki, hocam diyor Osman'ın arkadaşları güzel bir çocuğu olacak. Yani niye güzel bir çocuğu olacak? Çünkü çocuk Osman'ın. Yani anne karnındaki çocuğun resmini bana getirmiş, Allah'ım şimdi dudaklarına bak diye. Ya çocuğun kendi zor belli o dudaklarını görüyor. Ya işte baba yüreği işte.
Şimdi diyor ki hocam diyor korkuyorum. Neden korkuyorsun? İşte çocuk sakat doğarsa, çocuk özürlü doğarsa. Ben dedim ki tabii ki bunu düşünürsem öyle olabilir. Bunu niye düşünürsün ki? Niye düşünürsün ki derken bu doğal bir şey değil mi arkadaşlar? Elimizde değil, gelip gidiyor. Niye gelip gidiyor? Çünkü zihne öyle kodlanmış. Şimdi Osman'ın babası ya da anası ya da dayısı ya da amcası kimin modellemişse bir şeyler ters olursa ne yapacağım diye Osman küçükken çok konuşmuşlar demek ki. Osman da devamlı en kötüye göre en kötüye göre en kötüye göre en kötüye göre. Çünkü niye çocukken öyle konuşmuşlar? Bu adamı öyle kodlamışlar. O da elinde değil. İşte çocuk sakat doğarsa sakat doğarsa sakat doğarsa sonra sen bu enerjiyi gönder 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 sonra çocuk sakat doğuyor. Aklıma gelen başıma geldi. Allah'ım bu niye benim başıma geldi? Gayipten bir ses gelecek. Sen istedin. Sen istedin, ben mi istedim? Sen istedin. Şimdi böyle durumda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Elimizde değil ya. O aklımıza olumsuz bir şey geldiğinde gerçekleştiğini biliyorsunuz ya. Aklıma olumsuz bir şey geldi. Tek şey şu. Sıradaki diyoruz. Ya sıradaki düşünceye geç. Çünkü sen ben bu düşünceden sıyrıldım dediğin zaman o düşünce daha fazla ayağına dolaşır. O düşünce geldiğinde diyoruz ki sıradaki düşünceye geç. Ya da bedenini değiştir, ya da hareketlerini, ya da tavrını değiştir. O düşünce kaybolur. Bugün de bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle ve sessizce dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Lütfen siz olan saygımı kabul edin. Ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.